Arkadaşlar bugünkü programımızda sizlere Trichoderma spp subspecies alt türlerinin bitki üzerine etkilerini anlatacağız bugünkü programımızda. Trichoderma harzanium önemli bir bakteri grubu, önemli bir mantar grubudur. Evet, Trichoderma spp'ye bakalım. Bitki hastalık etmenlerine karşı etkili olmakta. Bitki kök yüzeylerini kolonize olarak bitki metabolizmasında değişikliklere neden oldukları yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Bitki patojenlerin gelişimlerini engelleyerek hastalığı azaltması bakımından, hormon benzeri metabolitler üretmesi bakımından, toprak veya organik maddeden besinleri çözebilmesiyle bitki gelişimlerine rol oynamaktadır. Trichoderma türleri en çok çalışılan bir kontrol mikroorganizmalarıdır ve biyokontrolde etkili olan mekanizmalarının mikoparazitizm, antibiyoziz ve rekabetlilik olduğu rapor edilmiştir. Bazı izolatlar bitki gelişimi teşvik ederek ürün verimini artırmaktadır. Trichoderma harzanium uygulanmış parsellerde kontrollere göre biber ve domateste ürün verimli arttığı, bitki boyunun yaprak sayısının meyve sayısının %300 oranında artış gösterdiği belirlenmiştir. Trichoderma tarafından üretilen metabolitler bitki gelişimini artırır. Trichoderma izolatları tarafından üretilen sekonder metabolitlerin oksin benzeri bileşikler olarak görev yapabildiği optimum aktivite gösterebileceği açıklanmış. Trichoderma izolatlarında üretilen glikonik, sitrik ve fumarik asit gibi organik asitlerin toprak pH'sını düşürdüğü, bitki metabolizmasında kullanılan mangan, magnezyum, demir gibi mikro element ve minerallerin katyonlarla fosfatın çözülmesinde rol oynadığı belirtilmiştir. Toprakta bulunan besinlerin biyokontrol etmeli olan trichoderma aktivitesini etkilediği belirlenmiştir. Trichoderma aynı zamanda arkadaşlar mantar oluşumunda, bitki kök bölgesindeki mantar hastalıklarında da etkili olmaktadır. Bitkilerin hastalıkların engellenmesinde ve kök kısmından besin maddelerinin alınabilir forma getirilmesinde önemli bir mikrobiyolojik canlılardır. Evet. Trichoderma harzanium, bakır, çinko, mangan, demir, kalsiyumun farklı konsantrasyonu olan dirençlikleri incelenmiş ve izolatın demir ve kalsiyum içeren ortamda düşük toleranslı olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar izolatın mangan oksit ve metalik çinkoyu sıvı ortamı çözebildiğini de belirlemişlerdir. Ayrıca Trichoderma harzanium, rizobium bakterisinin beraber uygulanmasıyla yer fıstığının gelişimini arttırdığı, bu uygulamanın Sclerotinium rolfsin neden olduğu, kök çürüklüğünü de azalttığı saptanmış çalışmalar arasındadır. Evet, akademik çalışmalarla Trichoderma harzanium'un da etkinliği önem taşımaktadır.